her yerinde çok rahat çözülebilecek sorunlar bilinçli bir şekilde çözülmemektedir. Alevilikle ilgili var olan sorunlar da bu temelde yaklaşmak gerekiyor. Aslında çok basit bir şekilde halledilebilecek sorunlar bilinçli bir şekilde Alevilerin inançsal ve mezhepsel kimliklerinden dolayı çözülmeyerek kangrenleştirilmiştir. Bu nedenle var olan ahim kararına rağmen sorunun çözülmemiş olması Türkiye'de hala mezhepçi bir yaklaşımla soruna bakıldığını göstermektedir. Eğer din, vicdan özgürlüğü sağlanacaksa muhakkak bu sorunun da Alevilerin talepleri doğrultusunda çözülmesi gerekiyor. Yani her insanın kendi inancını yaşama hakkı kutsaldır. Haliyle bir Alevinin veya başka bir mezhepten fark etmez. Bu şekilde kendi dinini yaşamasına engel niteliğindeki bu tür uygulamaların da hukuka aykırı olduğunu belirtmek isteriz. Temel bir insan hakkına yönelik çok ciddi bir saldırı niteliğindedir. Kınamak gerekmektedir. Yani din insanın en temel parçalarından biri. İnanmak, inanmamak, istediğin dine inanmak veya istediğin mezhebe inanmamak da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Fakat çocuk yaştaki insanlara belirlenmiş kimi şeylerin öğretilmesinin de din ve vicdan özgürlüğüne yine aykırı olduğunu düşünüyoruz.